Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi taksimetre ayarı yapıyorsun. Bir tarif eder misiniz? Nasıl yaptınız? Tabii ki önce taksimetrenin eski mühürünü söküyoruz. Ondan sonra cihazımızı taksimetreye bağladıktan sonra güncel verileri taksimetreye yüklüyoruz. Ondan sonra da yeni mühürü şoför arkadaş getirdikten sonra işlemi tamamlıyoruz. Kaç dakika alıyor? Ortalama 2-3 dakika arası sürüyor. Şu an yüklememiz yapılıyor. İşlem tamamlandı. Şu an sadece mühürü bekliyoruz. Bu araca mühür vurduğunuz zaman işlemi bitmiş oluyor. Evet, mühür vurduğumuz zaman tekrar trafiğe çıkıp çalışmaya devam edebiliyor. 1 milyar 250 ne demek ya? 5 ayda bu taksi bu parayı toplayamaz. Yani bu verdiğim fark var ya, 5 ayda arkadaşlar hepsi söylesin. 1 milyar 250 ne demek ya? Böyle bir saçmalık yok ki. Böyle yani bu dünyada yok. Ama sağ olsun arkadaşlarımız, yani biz hepimiz, ben de dahil, kuzu kuzu şu rezilliğimize bir bakın. Utanıyorum. Ben şahsen utanıyorum. Biz bu haldeyiz. Ama 1 milyar 200 ne demek ya? 1 milyar 250 sadece bir saniye bir ayar. 4 ayda söylesinler. 4 ayda bu parayı toplayamaz bu taksi. 1 250 lira. Ya yazıktır, günahtır ya. 1320 liradan bahsediyorlar. Çok büyük para. Yazık, günah yani. Çok yazık. Masrafı nedir bunun yani? Ne masrafı var ki bunun? Bu kadar para istiyorlar insanlardan. Parayı bir sokakta kazanmıyoruz yani. Kolay kazanmıyoruz. Neler çektiğimizi İstanbul halkı biliyor yani. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz şu an? Biz şu anda burada baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir şu anda organizasyon sıfırdır burada. O zaman da 580 lira para ödüyoruz. Şu anda çıkarmışlar 1-200 liraya. Gerçekten de milleti böyle bir sömürmek, böyle bir bütün cebindeki harçlıklarını bile almak yazıktır bu. Buna bir düzenlemesi gerek. Odaya bildiriyor musunuz? Abi biz odaya bildirsek de oda şu anda en üst tabakalara bağlı olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. 1,5 milyar benden para almak mı biliyorlar? Organizasyon yapmayı bilmiyorlar. Herkes burada. Afrika'da. Bu rezilliktir. İnsanlara hakarettir bu. Bak, mahalle sakini gelmiş bize laf yapıyor. Adam haklı. Bu ne ya? Sen benden 1,5 milyar para alıyorsun, bana yaptığın muameleye bak. Olacak iş mi yani? İstanbul taksicisiz kalmış ya. Taksi bulamıyor millet. Esnaf sanatkarlar odası başkanı yok burada. Nerede başkan? Hani bizim sahibimiz nerede? Eyüp Aksu'ya sesleniyorum lan. Neredesin abi sen? İçeride. Burayı. Geçen sene de bize bu pisliği yaptı. Yok, sistem çöktü. Yapamıyorsan bırak bu işi git. Yapan bir adam çıkar eve. Ücret ne kadar? 1 milyar 250 milyon abi. Ben 1 milyar 250 milyon ya. Arabam da yattı. Hadi 1 milyar da öyle gitti. 2 milyar. Hadi ben mansayım. Hadi bana dokunmayacak. Şoföre ne olacak? Bir şey olduğu zaman hemen şikayeti bir işlere atmış, şoförün kartını men ediyorlar ama. Çok güzel vallahi ya. Eşeğe vurmuşlar, Semir hala eşek. Yani kimsenin sesi de çıkmıyor, ben anlamıyorum ya. Yani adam burada röportaj yapmak için gel kardeşim diyor, konuş. Gel diyor, konuş. Kimse konuşmuyor ya. Orada beklemişiz, bana yapacağın zam ya. Allah o zamın belasını versin. Benim cebime mi girecek o zam? Girmiyor. Ya abi yok ya. Ne yapacağız abi? Bizim halimiz hiç iyi değil. Ayıp. Bize insan yerine koymuyorlar. Abi neden burada bir yetkili? Ya ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Bak güzel abim benim. Bak ben sabah saat 4'te Zeytinburnu'na yolcu almışım. Zeytinburnu'ndan buraya gelmişim. Sabah saat 4'ten beri burada bekliyorum ben. Bir taksimat arasını. Ben yılbaşını evimde çocuklarıma geçirmeden direkt buraya gelip hala burada beklemekteyim ben. Rezillikten başka bir şey yaşadığımız yok. 1250 lira bizden para alıyorlar. Sabahtan beri saat 12'de, öğle 12'de işbaşı yapacaklarmış. Kardeşim niye öğle 12'de işbaşı yapıyorsun sen? Sabah saat 6'da başla. Para almasını biliyorsunuz. Yaşadığımız rezilliğe bakın ya. Şuraya bak. Ne tuvalet alıyor, neymiş? Korona varmış. Ya ne koronası var kardeşim? Biz ölmediğimizde şükrediyoruz biz burada ya. Şu rezilliğimize bakın ya. Esnaf devletin temel direği diyoruz kardeşim diyoruz. Çalışacağız diyoruz. Halkımıza hizmet edeceğiz diyoruz. Haberler geliyor, millet taksi bulamıyor. Bulamaz kardeşim, niye bulsun ya? Bulamaz ki kardeşim. Şurada 5000 tane araba var ya, bekliyoruz ya. Ben 20 lira taksimetre parası alacağım diye. Taksi var burada. Ne olan bir yetkili var burada. Yani bu eziyet ya. Bakın saat 12'de başlamış, sıra daha 45'lerde. Ve niye 12'de başlıyor abi? 12'de niye başlıyor? Bunu sabahleyin yapabilir. Sabahleyin 6'da 7'de insanları buraya sıraya girmişse bu insanlara mağdur etmemesi lazım. Neden içeride 10 tane bilgisayar var? 20 tane olsun abi. İnsanlardan 1300 lira almasını biliyorlarsa abicim, bu sistemi de adam gibi yapmalarını bilecekler. Sadece 2 dakikalık bir işlem için 1200 TL civarında bir para ödeyeceğiz. İTO Başkanı Eyüp Aksu her yıl yaptığı gibi bu soygunu sadece izliyor. Ve İstanbul'da taksimetre ayar soygunu yapan
taksimetre firmalarını şikayet edin diye esnafa telkinde bulunuyor. Aynı firma, aynı 3 firma tarafından aynı ay içerisinde Ankara'da 550 TL'ye yapılan ayar neden İstanbul taksi esnafına 1250 TL'ye yaptırılıyor? 2 dakikalık ayar işlemi için 1250 TL alan firmalara karşı esnafı korumakla mükellef Oda Başkanı Eyüp Aksu ne iş yapar? Biz her yıl bu soygunu yaşıyoruz. İTÜ her yıl bu soygunu sadece izliyor. Olan bu cefakar taksici esnafımıza oluyor. Buradan birilerinin cebi doluyor, esnaf üzerinden vurgun vuruluyor. 2019 ve 2020 yıllarında yapılan taksimetre ayar işleminden sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yönetiminde bulunanların yakınlarına ve oda çalışanlarına biri 9, biri 11 ortaklı 2 adet ticari taksi plakası alınmıştır. Taksimetre ayarı sonrası bu 2 ortaklı plakanın alınması sizce tesadüf müdür? Bu olay ne kadar ahlakidir? Bunu siz değerli esnafımızın takdirine bırakıyorum. Esnaf üzerinden nemalanan bu oda yönetimini kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlık temsilcilerimizden taksi esnafı üzerinden elde edilen bu haksız kazancın detayları ile araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını arz ederiz. Saygılarımla Yaşar Arabul. Bakın dava nasıl açıldı, nereye açıldı? Dava falan açılmadı. Sadece rekabet kuruluna bu firmalar kendi aralarında rekabet etmiyorlar diye bir serzenişte bulunuldu, bir müracaatta bulunuldu. Orada bu firmalar bu kadar da şey değiller. Onar lira fiyat farkı koydular. Ha, rekabet kurulu buradaki rekabeti yeterli görmedi. Sadece 50 bin lira ceza yazıldı. Evet. 24 milyon liradan bahsediyoruz Sayın Halim Hoca. 24 milyon lira da 50 bin lira nedir ki? Evet, Sayın Osman Hoca da soralım yanınızda. Taksakları Derneği Başkanı olarak. Evet, Osman Bey. Siz başkan adayıyla berabersiniz. Yaşar Arabul Bey, doğru mu? Evet, evet. Ne gibi itirazlar bulunacaksınız? Şimdi demin bir şey söyledin, o yalan. Çünkü İTÜ dava falan açmadı. Biz geçen zam değil, ondan önceki zamda CİMER'e şikayette bulunduk. CİMER'e şikayette bulunduğumuzdan dolayı CİMER bu işin dahilinde olan bütün kurumlara yazı gönderdi. Yani buna müdahil olmalarını, araştırma yapılmasını söylediler. Bunlardan biri de İTÜ. İTÜ bu olaya öyle girdi. İTÜ dava falan açmadı. Biz o davayı biz açtık. Şikayeti biz yaptık. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bunu Musavvat Dervişoğlu Beyefendi kanalıyla soruşturma önergesi verdik. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na. Yani İTÜ'nün böyle bir şeyi yapmadı, yapma şansı da yok. 3 dakikayı bulmuyor, 2 dakikada yapılıyor. Şimdi Halim Hoca bak burada şu var. Abi, şimdi basından birlikte marketler basılıyor. Marketlerin suçu nedir? Mal stoklamak, fiyat artışları yapmak, raftaki fiyatla kasadaki fiyatın tutmaması. Şimdi bu durumlarda marketlere verilen ceza nedir? Para cezası veriyorlar, ceza kesiyorlar. Doğru mu? Şimdi taksici bir müşteriden şikayet geldiği zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şoföre verdiği kartlı şoför bile suç işlese araba trafikten men ediliyor. Gelemez. Gelemezler. Yok, yok, gelir. Ey bak şu son gün böyle ayarlar bitimine doğru gelir. Gelir sıradan bak, sokar, ben de şov arabamı ayar yaptırdım. Ben de bu parayı verdim der. Siz itirazda bulunacak mısınız? Bakın itiraz değil. Bakın bu işi mahkemeye falan değil. Ali Bey ben diyorum ki arkadaş bu işin mahkemelik falan bir tarafı yok. Bu işin içinde bizzat kendileri var. Yolsuzluk var mı bu işin? Aynen işte ben onu söylüyorum, açık açık söylüyorum. Lan ne söyleyeyim? Birileri rüşvet mi alıyor? Ya bakın büyük Türk büyüğü çok önemli. Büyük Türk düşünürlerinden bir tanesi bir şey söyledi. Rüşvetin belgesi olur mu dedi mahkemede açık açık. Ali Bey ne söylüyorsunuz Allah aşkına? Yani burada rüşvet var. Ya nasıl rüşvet var diyeyim. Burada üstü örtülü esnafın soyulmasına göz yuman bir oda yönetimi var. Evet. Ya Yavur Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Evet, yine bir kaos var. Yine bir taksimetre ayarı sorunu var. Her yıl olduğu gibi. Bence bu kaosun sebebi önemli. 50 yıldır yapılan taksimetre ayarları son 2-3 defadır Türkiye televizyonlarına konu olacak kadar kaos haline getirildi. Büyük bir beceriksizlik var. Büyük bir soygun var. Gerçekten ölümü gösterip
sıtmaya razı ediyorlar. Bunun dışında görüyorsunuz, eskiden hırsızlar eve gelip soyuyorlardı, şimdi ayağına çağırıp soyuyorlar. 1250 lira taksimetre ücreti gerçekten soygun. Bunun arkasında odayla belirlendi diye bir açıklama var. Büyük bir rezalet. Biz taksimetre cihazlarımızı satın almışız. Biz bunları satın almışız. Şimdi sadece bir servis ücreti için yapılacak ayar için taksimetre cihazından fazla para isteniyor. Bu olağanüstü büyük bir soygun. İlgilileri göreve davet ediyorum. Savcıları göreve davet ediyorum. Odayı göreve davet etmiyorum çünkü oda bu işbirliğinin içinde ve maalesef oda eliyle soyuluyoruz. Biz odadan bir kurumsal duruş göremiyoruz, bir karşı duruş göremiyoruz. Maksimum 200 liraya yapılacak bir servisi 1250 liraya getiriyorlar. Çok büyük bir soygun. Kaç dakikada yapılıyor? Yani bunun için herhangi bir cihaz ilave edilmiyor, herhangi bir parça takılmıyor. Yazılımı flash bellekten taksimetre cihazına yüklüyorlar. Buradan bütün maliyeti herhalde buradaki 30-40 kişinin çalışmasıdır. 3 günlük yevmiyesidir. Öncelikle tanıyalım size. Ahmet Armandar, Taksiciler Odası eski yönetim kurulu üyesi. Evet, bir iddia ortaya atmıştınız. Neler olmuştu, bir anlatır mısınız? Yani iddia ortaya atmadık. Attığımız iddianın şu an bugün tezahürü piyasada dönüyor. Ankara'da 600 TL gibi olan bir taksimetre ayarı şu an İstanbul'da 1250 TL gibi bir rakama yapılıyor ve buna bizim odamız, bizi temsil eden odamız şu anda göz yumuyor. Siz itirazda bulunmuş muydunuz? Yani geçmiş dönemde itirazda bulunduk ama tabii ki bizim itirazlarımız tek başımıza yeterli gelmedi. Oda yönetimindeki olumsuzluklardan dolayı, esnafın korunmadığından dolayı, herkesin kendi âli menfaati için bazı şeyleri yaptığını gördüğüm için istifa ettim. Bu, ben şahsen bunu şöyle diyorum, burada bir çok büyük bir haksız kazanç var. Çünkü Ankara'da da ayarı yapan aynı şirketler, İstanbul'da da Türkiye genelinde 81 vilayette de aynı şirketler ayarları yapıyor. İstanbul'da daha çok taksi olmasına rağmen fiyatların daha çok düşük olması gerekirken en çok rakam İstanbul'da şu anda 1250 TL, 1240 TL, 1230 TL gibi. Aynı ayar bir hafta önce İstanbul'da, Ankara'da 600 lira gibi bir rakama yapıldı. Yani bunun elimizde belgesi mevcut. Peki burada bir yolsuzluk var mı? Yani yolsuzluk ben var demiyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani burada faturalı bir usulsüzlük var diye düşünüyorum. Çünkü Ankara'da da aynı olay yapılıyor, İstanbul'da da aynı olay. Yani ekstra bir şey yok. Ayar dediğiniz zaman bütün hepsi aynıdır yani. 12 ortaklı plaka demiştiniz. Evet. Bir 9 ortaklı, bir de 12 ortaklı mı? Yani bir 9 ortak var, bir 12 ortak var. Şu an herhalde 20'li ortaklı plakada yolda galiba. Ya şimdi bakın, bakanlığın dahi çalışma yapmış olduğu bir ortamda ne yazık ki bu firmalar istedikleri gibi, istedikleri fiyatla uygulayabiliyorlar. Ankara'da 555 olan bir işlem burada 1300'e kadar yaklaşan bir tarife denk geliyor. Böyle bir şey olmaz. Yani Ankara'da aynı iş yapılıyor, burada aynı işler yapılıyor ama arada %100'den fazla fark var. Bakın %100'den fazla fark var sevgili Ali Morca. Ama şunu söyleyeyim ben size, esnaf bu zulmü yıllardan beri çekiyor. Yani teknoloji çağında esnafı buraya yığmanın bir anlamı yok. Bir düğmeyle dünyanın en uç noktasına ışınlayarak bir bombayı, bir bomba diyelim yani, gönderen bir ülkemiz günümüzde bir taksimetreyi gelip de burada işkence çekerek, insanları bu yere getirerek yapmanın bir anlamı yok. Bir düğmeye basıp dünyaya yerinden çıkacak olan bir teknoloji zamanında ne yazık ki taksinin geldiği zulmü görüyorsunuz. Bu her sene vardı yani. Rüşvetin belgesi var mı? Yok ama şunu söyleyeyim, bu zulmü görüyorsunuz değil mi? O zaman geçen senede Yenikapı'da, Pendik'te Yenikapı getirdiler. Beceremiyorlar, bırakıp içecekler. Bu kadar net. Devamlı kaos var. Bizim oda başkanlığımızda bu kaos yaşanmayacak.
Şurada bir bakın, ben 2 saatte mi su dağıtıyorum arkadaşlarıma. Su dağıtıyorum, kek dağıtıyorum. Yanlış anlamayın yani. Ya bir oda başkanı bu düzeni sağlayamaz mı? Çok mu zor ya bunu yapmak? Bunu yapmak çok mu zor? Ucu nerede ol belli olmayan bir kuyruk. Ters yöne giren taksiciler. Ya hiç mi seneki bin yok? Bu meslek bu kadar sahipsiz mi? E tabii ki sahipsiz oldu, zaten bu hale geldi bu meslek. Bizim telefonlarımıza da cevap vermiyorlar bu arada. Vallahi o sizin bileceğiniz şey, ben bir şey diyemem. Ama bu oda başkan gitmekçe bu meslektaşlarımızın hiçbir tanesi rahatlık yok. Hiçbir rahatlık yok. Bu mesleğe tepeden gelen insanların yönetmesi zaten bu mesleği bu hale getirdi. Bu mesleği yapmayanların yüzünden bu meslek bu hale geldi. Onun için bu mesleği yapacak, bu mesleğin çamurunu yalayacak, hamurundan gelecek ki bu işe çözüm bulsun. Sizin itirazınız olacak mı? Şimdi bakın, itiraz ne olacak? Taksimetre ayar konusunda, ücret alınan fahiş ücret konusunda. Bakın, bir şeyi hata yapıyoruz. Taksicinin itirazı bireysel oluyor. Ama rekabet kurulu bir itiraz karşılığında bunlara ceza kesiyor. Yani 50 bin lira gibi ceza kestiler. 50 bin lira bugünkü fiyatla hemen 38 tane arabanın maliyeti demektir. Zaten bunu göze almışlar. Yani bu, biz davamızı açtık, şikayet ettik ama sonuç yok. Sonuca ermiyor. Utanma yok o zaman diyelim. Soygun devam edecek o zaman. Vallahi bu son soygun olsun. Bizim oda başkanlığımızda taksicinin alın terini çalarız.